Perili Köşk. Sermet Bey döndü, arkasındaki bekçiye, işte bir boş köşk daha dedi. Küçük bir çam ormanının önünde, şık bir bina, mermerdenmiş gibi göz kamaştıracak derecede parlıyordu. Bahçesinin demir kapısında büyük bir kiralıktır levhası asılıydı. Bekçi başını salladı. Geç efendim, geç, orası size gelmez. Niçin canım? Demin gösterdiğim evi tutunuz. Küçük ama çok uğurludur. Kim oturursa erkek çocuğu dünyaya gelir. 12 kişi nasıl sığarız 5 odaya? Buraya bakalım, buraya. Tam bize göre. Bekçi tekrar kati bir işaretle, ''Buraya oturamazsınız efendim.'' dedi. Sermet Bey gözünü köşkten alamıyordu. Her tarafında geniş balkonları vardı. ''Niye oturamayız?'' diye sordu. ''Efendim, bu köşkte peri vardır.'' ''Ne perisi?'' ''Bayağı peri. Gece çıkar, evdekilere rahat vermez.'' Sermet Bey gözüyle gördüğüne, kulağıyla işittiğine inananlardan değildi. Güldü. ''Perinin bize zararı dokunmaz.'' dedi. Bekçi bir küfür işitmiş gibi Sermet Bey'in yüzüne baktı. ''Her giren evvela böyle söyler ama bir ay oturmaz. Senin nene lazım. Hadi burasını gezelim. Anahtarı sahibindedir. Sahibi kim? Sahibi Hacı Niyazi Efendi. İşte şu yandaki köşkte oturan. Hadi anahtarı alalım.'' Döndüler. Sık ağaçlar arasından yalnız üst katının çatısı görünen kırmızı boyalı bir eski eve doğru yürüyorlardı. İhtiyar bekçi yolda beyaz köşkün tarihini kısaca anlattı. 10 senedir buraya girenler bir aydan ziyade oturamamışlardı. Evvela peri görünüyor, sonra büyük taşlar atılıyor, nihayet gelip camları kırıyor, içeridekilere geceleri hiç rahat vermiyordu. Kiracılardan ikisinin yüreğine inmiş, üçünün evlatlıkları çarpılmış, birisinin karısı korkudan 6 aylık çocuğunu düşürmüştü. Gölgelerinde koyunlar otlayan çiçekli badem ağaçlarının altından geçtiler. Kırmızı köşkün kapısını açtılar. Hacı Niyazi Efendi eski bir evkaf memuruydu. Hürriyette tazminat olarak daireden çekilmiş, ev alıp satmakla geçinmeye başlamıştı. Fakat çok doğru bir adamdı. Senede belki 100 ev sattığı halde kendi perili köşkünü hariçten gelip Hanya'dan, Konya'dan haberi olmayan enayi bir müşteriyi sokmuyor, Allah'tan korkarım deme lazım diyordu. Köşkünün perili olduğunu hiç saklamazdı. Sermet Bey evi gezmek istediğini söyledi. Pekala buyurun dedi. Önlerine düştü. Hacı Niyazi Efendi sokakta sarı aba cübbesinin cebinden pirinç bir anahtar çıkardı. Bahçe kapısını açtı. Sermet Bey'e, ''Bu anahtar köşkü de açar.'' dedi. Yürüdüler. Bekçi köşke girmedi, kapıda kaldı. Sermet Bey ev sahibiyle gezdi. ''Kirası ne kadar?'' ''Çok istemiyorum. 180 lira. Ama 3 seneliğini peşin isterim.'' ''Niçin?'' ''Bakınız beyim niçin. Düşmanlarım köşk kiracısız kalsın diye perili lafı çıkarmışlar. Birisi girdi mi herkes fisabilillah peri propagandasına başlar. Nihayet kiracılar işittikleri yalanı gördük sanıyorlar. Mesela kış ortası köşkü başıma bırakıp savuşuyorlar. Daha fenası, çıkanlar propagandacılara katılıyor. 2 sene daha böyle giderse malımı ne satabileceğim ne de kiracı bulabileceğim. Sermet Bey sordu. Vaka şimdiye kadar hemen hiç. Fakat giren komşuların lafına kapılır. Çok durmaz, ürker, kaçar. Ben ürkmem. İnşallah. Fakat 3 senelik peşin bu biraz ağır. Ne yapayım beyim? Canım yandı. İsterseniz. Sermet Bey köşkü çok beğenmişti. Hem kirası da ucuzdu. Şimdi 3 odalı kulübelerin seneliğine 150 lira istiyorlardı. Hemen o gün kontratı yaptılar. 3 senelik kira olan 540 lira peşin verilecekti. Hacı Niyazi Efendi'nin evinden çıktıktan sonra Sermet Bey bekçiyi çıkardı. Bahşişiyle bir 25'lik kağıt verdi. Bekçi, ''Paranıza yazık oldu efendi.'' dedi. ''3 sene değil, 3 ay oturamazsınız. Görürsün, görürüz.'' Hacı Efendi her girenden böyle 3 seneliğini peşin alır ama hiçbirisi bir yaz kalamaz. Verdikleri para da yanar. Sermet Bey bir hafta sonra kalabalık ailesiyle köşke taşındı. Çocukları mektebe giderlerdi. Kızlarını büyük ticarethanelere katip diye yerleştirmişti. Karısı kız mekteplerinde piyano dersi verirdi. Evde çalışmayan yalnız 75'lik annesiydi. O da mutfağa, hizmetçilere falan bakardı. Aradan 15 gün geçmedi. Bir gece aşağı kattan bir çığlık koptu. Hizmetçi Artemisia avazı çıktığı kadar haykırarak yukarı koştu. Arkada çamların arasında beyaz bir şeyin gezdiğini haber verdi. ''Gözünüze öyle görünmüştür.'' dediler. Gören diğer hizmetçilere de kalmadılar. Çoluk çocuk hepsi arka odanın balkonuna çıktılar. Artemisia'nın parmağıyla gösterdiği beyaz hayaleti gördüler. Ağaçların altında duruyor, sanki köşke bakıyordu. Sermet Bey gözlerini ovuşturdu. ''Bay anasına.'' dedi. ''Telkinin kuvvetine bak.''
Karısı, kızları, çocukları korkudan sapsarı kesildiler. Büyük kızı, "Ne telkini bey baba, işte karşımızda görmüyor musun?" dedi. "Görüyorum." "E o halde telkin ne demek? Buraya girdik gireli peri masalından başka bir şey işittik mi?" Her gelen bir şey söyledi. "Şimdi biz bu tesirle böyle hepimiz birden olmayan bir şeyi görüyoruz. Bu mümkün değil." "Nasıl değil?" "Gözümüz kulağımızdan giren yalanları görür," dedi. "Fakat elimizi bu gördüğümüz şeye sürmeyiz. Hemen kaybolur." Sonra kalktı. Karısının men etmesini falan dinlemedi. Elini görünen hayale sürmek için bahçeye fırladı. Çamlara doğru gitti. Fakat hayal kaçtı, kayboldu. O gece evin içinde Sermet Bey'den başka kimse uyuyamadı. Artık her gece bu hayali görüyorlardı. Sermet Bey elini sürmeye çıkınca hayal kaçıyordu. Biraz alışır gibi oldular. Fakat bir gece hepsi uyurken müthiş bir sarsıntı köşkü yerinden oynattı. Balkonlara koştular. Bir şey göremediler. Sabahleyin yemek odasının dibinde kocaman bir taş buldular. Sermet Bey'in annesi, "Bizi bu köşkten çıkarmazsan sana hakkımı helal etmem," demeye başladı. 540 liraya 2 ay oturmak. Bu Sermet Bey'in işine gelecek şey değildi. Ama gece aşırı büyük büyük taşlar ev halkına uyku uyutmuyor, hepsini heyecan içinde bırakıyordu. Sermet Bey her defasında hayalin üzerine gidiyor, bir türlü elini süremiyordu. Taşların başladığını duyan komşular, "Daha çıkmazsanız camlarınızı da kırar," diyorlardı. Sermet Bey kontratın "Çıkarken bütün tamirat müstecire aittir" maddesini hatırlayarak daha ziyade canı sıkılıyor, bu cam kırma devresinin hulülünden evvel bir şey yapmayı düşünüyordu. Yavaş yavaş kendi itikadı da bozulmaya başladı. Nihayet çıkmaya karar verdiler. Fakat başka bir ev bulamıyorlardı. Köşke dair daha bin türlü hikayeler işitmeye başladılar. Sözde burası eskiden kabristanmış. Mutfağın olduğu yerde 500 senelik bir evliya yatıyormuş. Sermet Bey, atılan taşlara, kırılan camlara rağmen hala periye inanmıyordu. Bu peri daima çamlığın içine kaçıyor, orada sır oluyordu. Ertesi akşam koruya gitti. Büyük bir çamın alt dallarından birine bindi. Bekledi, bekledi. Gece yarısı oldu. Köştekiler de meraktan uyuyamıyorlardı. Birdenbire yüreği hop etti. Hayal sökün etmişti. Yavaşça aşağı atladı. Hayalin arkasından yürüdü. Şeklinin hatları pek sarih gözüküyordu. Yaklaştığını hayalet hiç duymadı. Yavaşça elini uzattı. Beyaz cisme dokundu. Hayal birdenbire fena halde ürktü. Ama kaybolmadı. Döndü, Sermet Bey'i görünce alabildiğince kaçmaya başladı. Sermet Bey dokununca kaybolmadığı için bu hayalin peri falan olmadığını hemen anlamıştı. Peşini bırakmadı, kovaladı. Çamlığın sonundaki alçak duvara dayalı bir tahtaya tırmanırken yakaladı. Gayet kuvvetliydi. Hayal mukabele olmadığını anlayınca çırpınmaktan vazgeçti. Sermet Bey, "Ben sana el alemle alay etmesini gösteririm," diye zavallı hayali sırtladı. Köşke doğru sürükledi, bağırdı. "Lamba getirin, suratını görelim." Köşk halkı bahçe kapısına inmişti. "İnsanmış kerata, ben dünyada ecinli falan yoktur demez miyim?" Hayal bir türlü beyaz çarşafı başından bırakmak istemiyordu. Sermet Bey zorla çekti. Sakalı bıyığına karışmış, Hacı Niyazi Efendi'yi görünce şaşırdılar. Biçare yüzünü göstermemek için elleriyle örtüyordu. Sermet Bey bir kahkaha attı. Kızlar, çocuklar, hizmetçiler alkışladılar. Büyük hanım, "Niçin ümmeti Muhammed'i korkutup deli ediyorsun ağa efendi?" dedi. Sermet Bey, "Onun sebebini ben bilirim," cevabını verdi. Sonra büyük kızına hokka kalemle yazıhanedeki kontrat kağıdını çabucak getirmesini söyledi. Hacı Niyazi Efendi donmuş gibi sorulan şeylere hiç cevap vermiyor, hep yüzünü karanlıklara çeviriyordu. Kontrat kağıdıyla hokka kalem gelince Sermet Bey, "Hadi bakalım, al eline kalemi. Yüreğine indirdiklerinin, düşürttüğün çocukların cezasını görmek istemiyorsan söylediğimi yaz, imzayı bas," dedi. Hacı Niyazi Efendi mihaniki bir hareketle kalemi kaptı. Sermet Bey'in kelime kelime söylediklerini tereddüt etmeden yazdı. "Kiracım Sermet Bey'den köşkün 6 senelik kirası olan 1080 lirayı peşinen aldım. Hah şöyle." İmzasını attı. Her gece sır olduğu tarafa gitti. Sermet Bey'in 2 senedir köşkte oturabildiğine herkes hayrette kaldı. Komşuları Hacı Niyazi Efendi'ye, "Galiba senin evin ecinleri başka eve göçtüler. Yeni kiracın hiç çıkacağı benzemiyor," dedikçe evvela sararıyor, sonra kızarıyor, şu cevabı homurdanıyordu. "Ne abdest, ne oruç, ne namaz, ne niyaz. Karılı erkekli, çoluklu çocuklu hepsi akşamdan sabaha kadar sarhoş. Ayol onlara ecinli değil, şeytan bile görünemez."